Melike Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Pazarlama sohbetlerinde internetten para kazanmanın yolları adlı etkinlikteyiz. Evet. Siz kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Kendi markanızla? Ben yaklaşık 3 senedir bu işi yapıyorum. 3 senedir. Başlangıcımız 3. Instagram'da başladınız. Instagram'da mağaza başladım. Açtınız. Aynen. Sonra da web sayfası açtınız. Aynen. Nasıl başladı Instagram hikayeniz? Instagram'daki hikayem şöyle başladı. Aslında ilk olarak mağaza açmayı düşünüyordum ben. Tamam, fiziki mağaza. Tabii. Hedefim mağaza açmaktı ve tamamen hazır ürünlerle başlayıp o ürünleri orada sunmaktı. Biraz düşünüp araştırma yaptığımızda başlangıç olarak bunun doğru bir fikir olmadığına karar verdik. Çünkü evet, hiçbir şekilde bir marka bilinirliği, tanınırlığı yoktu. Evet. İlk önce dedik biz bunu sosyal medyada bir duyuralım. Tamam. Kendimizi tanıtalım. Daha süper, sonra bu açılışı yapalım ki hazır oluşmuş bir kitlemiz olsun. Onu karar verdikten sonra Instagram'la alakalı ürün baktım. Ben birkaç tane triko baktım. Hazır. 1000 liralık kadar bir triko aldım. Daha sonra getirdim bunları eve. Henüz sayfamı açmadan eş, dost, arkadaş bunları bitirdi. Çok güzel. Sonra gittim tekrar yenisini aldım. Daha sonra Instagram sayfasını açacağım. Ürünlerin çekimini kendim yaptım ilk etapta. Herhangi bir mankenle çalışmadım. Sayfayı açacağım. İsim düşünüyorum, aklıma gelmiyor. Butik ismi tarzında bir şey gelmiyor aklıma. En sonunda... ürün yaptırmayı planladığım bir atölye vardı. Onunla bir görüşmedeyiz. Şu tarz ürünler yapalım gibi. O dedi ki bence abla ismini koymalısın. Akılda kalıcı. Ve o gün meleketatar.com değil mi? Aynen. Ortaya çıkıyor. Yani düşündüm, bana da mantıklı geldi. O gün karar verdim ve kendi ismimi. Instagram'da bir şey oluştu. Takip sayısı oluştu, etti. Sonra dediniz ki mağaza açayım. Aynen. İlk mağazayı nerede açtınız? İlk mağazayı Bahçeli Evler, Şirin Evler'de bir ara sokakta açtım. Ara sokakta. Onu açma sebebi Instagram'dan çok ciddi bir talep var. Hmm. Ürünleri çok merak ediyorlar ve çok ciddi bir kargo çıkışı var. Denesinler. Hani gelip görebilecekleri, deneyebilecekleri bir şov olma amaçlı bir butik açtım aslında ben. Hmm. Aynı zamanda çekim işi çok zor oluyordu. Çok. Arabada sürekli üstünü değiştir çekim. Aa. Çok zor oluyordu dış mekanlarda. Doğru. Orada benim için çok kolay olacaktı çekim işi. Butiğin önünde, içinde, süper, etrafında çekim yapabilmek. Bir taşla üç kuş gibi bir şey olmuş yani. Hem showroom, aynen, hem deneme yeri, hem çekimler, aynen, vesaire. O yüzden açılmış bir şeydi aslında orası. Okay, ama çığırından çıktı. Ha, yani ara gelenler, sokakta... Gelenler. Sadece bize özel gelen insanlar vardı. Hani normalde kadının geçeceği bir sokak değil. Tüpçü, tütüncü, nalbur bunlar var sokakta. Ara sokakta. Sadece metrobüse yakın diye orayı tercih ettik. Ulaşım bu. Pendik'ten insanlar geliyordu. Ve biz şok oluyorduk. Ve sonra web sayfasını mı açalım dediniz? Daha baksanız... sonra web sayfasını açmak istedik çünkü çok ciddi bir yük var orada. Evet. WhatsApp'tan sipariş almak çok zor. Doğru. Çünkü kadınlar bizi sohbet etmek için kullanıyorlar. Doğru. Hani sohbet edelim. Nasılsın, iyi misin, şu nasıl olur, şu bana yakışır mı? Çok ciddi vakit alıyor. Doğru, doğru. Hani çıkacak kargonun sayısını azaltıyor aslında. Hı-hı. O yüzden web sayfasına satışa geçtik ve çok çok artıya geçirdik. Şimdi meleketatar.com'a girince ne tip ürünler var? Kadın değil mi? Var. Sadece kadın. Kadın. Tamam. Sadece kadın. Bize göre bir şey yok erkekler. Ay, sadece kadına hitap ediyoruz. Daha çok tunikler, takımlar, hmm, elbiseler, hmm, artı bunların yanında şallarımız, hmm, daha çok ölçülü giyime hitap ediyoruz aslında. Ben tesettür demiyorum, hmm, ölçülü giyim ölçülü diyorum. Takımlarımız, elbise, bunların yanında kombinleyebilecekleri şallarımız, artı aksesuarlarımız var. Harika. Yazın mesela gözlük ekleyebiliyoruz, bileklik ekleyebiliyoruz, kolye ekleyebiliyoruz ve ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı da olmazsa olmaz. Aynen. Takılar, ayakkabılar. Çok soruluyor. Doğru. Çekimlerde ayakkabınız nereden, nereden? Biz de kendi ayakkabılarımızı yaptırıp bunları çekimlerde kullanıyoruz ve kombin, süper, halinde satışı sunuyoruz müşteriye. Peki son sorum, e-ticarete başlayacak olanlara ne önerirsiniz? Ne yapsınlar? Instagram'dan mı başlasın, yoksa e-ticaret sitesini yapsın, çok pazar iyi, yerinden mi mal satsın, nasıl yapsın? Şöyle bir şey var, web sitesiyle Instagram çok farklı yerler. Hmm. Yönetimi çok farklı, işleyişi çok farklı, müşterisi çok farklı. Web sitesinde insanlar karşısındaki güvenilir mi değil mi bunu ölçemiyor. Evet. Yani işte ben bir hafta, iki hafta web sitesine gireyim, çıkayım, bakayım bunu ölçemez. Bir sosyal medyada, Instagram'daki storylerimiz, günlük kendilerimizi paylaşımlarımızla aslında insanlara kendimizi tanıtıyoruz. Hmm. Böyle bir artısı var. O ikisi birlikte olduğunda çok güzel bir etkileşim oluyor. Beraber aslında olmasını tavsiye, tabii, ediyorsunuz. Birlikte olduğunda çok güzel oluyor iletişim. Süper. Şimdi sevgili dostlar, Melike Hanım önce Instagram'dan başlıyor. Bir müşteri portföyü oluşturuyor. Ondan sonra fiziki mağaza açıyor. Ondan sonra da web sayfasını açıyor. Yani web sayfası ile işler daha da büyüyor. Aynen.
Fiziki mağazası bir showroom anlamında destek oluyor. İnsanların gelip deneyimlediği, yani kıyafetler denedikleri yer haline geliyor. Çekimleri yapıyor. Ve bir genç geçince hanımefendi sıfırdan başlayıp bambaşka yol doğru gidiyor. Yani e-ticaret bugün konuşuyoruz A'dan Z'ye. E-ticaret zor bir şey değil. Kolay da değil tabii ki. Emek vermek gerekiyor. Hanımefendi deminden beri anlatıyor. Onu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık. Hala da yapmaya devam edecek. Rekabet çok fazla ama istedikten sonra e-ticarete giriş yapabilirsiniz. Böyle kendinize bariyerler koymayın. Ürününüz varsa, satmak istediğiniz ürünler varsa gelin ürününüzü e-ticarete satın. Önemli 7/24. Olan ne satacağımızı bilmek. Evet. Ona karar verdikten sonra bir de müşteri kitlenizi bilmek. Aynen öyle. Ondan sonra işler inşallah güzel gidiyor. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tekrardan. Ben teşekkür ederim.